Evet, geldim herkes. Tamam, hoş geldiniz. Evet, gönder maillerde sıkıntım var, ulaşamıyorum herkese. Burada en son dersin sonunda herhalde bu mailde sıkıntı oluyor sizin. Yine ben aynı kişiye göndereceğim. Değerli öğretmenlerim, o mail adresini siz ona mı verirsiniz artık ya da o size verir mail adresini bilemiyorum. Bir anlaşma sağlayın. Birbirinize ulaşın bilgilere. Ya yani ben yine aynı kişiye yollarım bu ders çıkışında da notları geri kalanını. Siz de onunla irtibata geçersiniz. Yine Esin hocamızdı galiba, ona gönderdik. Siz de oradan alın. Tamam mı hocam? Esin hocamızdan yardım isteyelim. Evet, haydi bakalım devam edelim kaldığımız yerden. Yine önemli bir nokta. Önceki yıllarda gelen soru kalıplarından biri. Deney tabii ki de fizikte olacaktır. Bununla ilgili belli başlı kriterlerden bahsedeceğiz. Deney etkinliğinde şundan konuşacağız sizlerle daha çok. Deney etkinliğinin süreci nasıl düzenlenmeli? Öncesinde, esnasında, sonrasında neler yapılmalı? Ve burada güvenlik sembollerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yine gördüğünüzde anımsayacağınızı düşündüğüm şeyler bunlar. Önceki yıllardan gelen bir iki tane de soru var. Onlara bakacağız. Bunları ifade edeceğiz sırayla. Önce deney ne amaçlı kullanılabiliyor fizikte? Ondan konuşacak olursak, deney ile ilgili şunu söyleyebilirsiniz. Deney bilimsel bir yöntem kazandıran, bilimsel bir tutum kazandıran, bilimsel bir yöntem kullandıran değerli öğretmenlerim yapıdır. Kimya zaten ayten hocam söyledim ben. Kimyacılarda çıkabilecek bir şey bize de çıkabilir dedim. Zaten kimyada çıktı sorusu bizde gelmedi ama gelebilecek bir sorudur her zaman. Deney sorusuna dikkat edelim. Biyoloji, fizik, kimya orada sorduklarını çaprazlama yapabilir sonraki senelerde. Çünkü gördük bunu. Modelleme sordu mesela diye bizde. Diğer sene ötekinde sordu. Bu fen bilimlerine birbirine yakın yani. Sonuçta deney sadece kimyacılara has bir durum değil. Deney ne amaçla kullanabiliriz? Bundan bahsedebilir. Temelinde bilimsel yöntem, bilimsel tutum kazandırmak vardır öğrenciye. Bunu amaç edindiğimizi söyledik. Zaten programımız da bu doğrultuda çalışıyordu. Yine çocukların kendilerinin keşfetmelerini sağlamak, araştırma inceleme stratejisi günümüzde yoğun kullanılıyor buluşla beraber. Bunu amaçlayarak da biz ne yapabiliyoruz? Deneyden yararlanabiliyoruz. Ya da bir kanunu, bilimsel bir gerçekliği çocuklara kanıtlamak için, mesela yer çekimi kuvvetinin varlığını bile kanıtlamak için basit bir deney onlara ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde onların bu bilimsel gerçekleri yaparak, yaşayarak somut şekilde görmelerini sağlayacaksınız. Tabii deney bir gözlem gibi algılanabiliyor bazen. Böyle bir algıya düşmemek lazım. Gözlem sadece bir olayı belli kriterler arasında incelemektir. Yani bir kontrol listesi kapsamında o özellik var mı yok mu diye incelemektir. Ama deney çocuk bir kontrollü düzenekte kendisi bir değişkeni işin içine katarak, değişkenleri kullanarak bunların etkilerini, aralarındaki neden sonuç ilişkilerini anlamaya çalışıyor. Deneyin bu mantığı kapsamında bir öğretmen deney yetkinliklerine neleri dikkate almalı? Bu soruyu getirebilir. Mesela deney öncesinde ne yapılmalı, deney sonrasında ne yapılmalı diye. Biz de bunlardan bahsedeceğiz sizlerle. Güvenlik sembollerinden konuşacağız yine bu kapsamda. Değerli öğretmenim, ilk önce deney öncesine gidelim. Deney öncesi aslında genel çıkartabileceğimiz ifadeler, hedefler belirlenmeli diyor mesela. Ne demek istiyor burada? Öğretmen bu deneyi hangi amaçlar doğrultusunda yapıyor? Bu deney öncesi etkinlikten biraz daha öğretmenin ön planda bireysel etkinlikler, hazırlık etkinlikleri diye düşebilirsiniz. Öğretmen hedefleri belirlemeli. Bu deney etkinliğini niye gerçekleştirecek? Hangi program hedeflerine yönelik yapacak? Bunu belirleyecek tabii ki. Yine bakın, bu önemli bir kriter. Bazen gözden kaçırabilirsiniz bunu sonra. En az bir defa kendiniz yapmalısınız. Çocuklara yaptıracağınız deneyi. Bu gerekli bir kriter. Sen bakacaksın, deney etkili sonuç veriyor mu? Rahatlıkla yapılabiliyor mu malzemelerle? İstediğimiz sonuca, amaca ulaştırıyor mu? Yine araç gereç materyal teminine zaman ayarlamasını önceden yapmalısın. Ama burada hayati öneme sahip bir ifade var. Ki önceki senelerde Anadolu ve Fen Liselerinin öğretmen alım sınavlarında da gördüğümüzde incelediğimizde soruları o bilgiyi yokluyorlar. Bu özellikle son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle sorulabilecek bir bilgi. Bir öğretmen deney uygulaması yapmadan önce muhakkak güvenlik önlemleri almalıdır diyoruz. Birazdan da zaten güvenlik sembollerinden konuşacağız. Deneyin öncesinde bu etkinlikleri yaparak siz öğretmen olarak uygun bir deney öncesi hazırlık yapmış oluyorsunuz. Peki deney esnasında ne yapması gerekiyor bir öğretmenin?
Öğrencilerimizi istekli hale getirmeliyiz. Bakın, öğrenciler istekli hale getirilmeli. Amaç öğrenciye de belirtilmeli. Yani çocuk bunun amaçlı bir faaliyet olduğunu, bir oyun olmadığını, burada bir şeye ulaşmak istediklerini bilmeli. Bu doğrultuda çalışmalarını biraz yönlendirmeli. Yine bazen çocuklar bir aracı ilk defa kullanıyor olabilir. Ne bileyim, bir ispirit ocağı ilk defa kullanılıyordur belki çocuklardan. Etkili nasıl kullanılabilir? Kullanırken neye dikkat etmek gerekir? Bunlardan bahsetmemiz gerekecek. Yine deney etkinliği dediğimiz gibi çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini gerektiriyor. Deneyimle aslında benzer bir ifade. Çocuğun yapması gerektiği için çocuğun katılımı sağlanmalı. Rehberlik edilmeli diyor bakın. Tüm öğrencileri kattıktan sonra deney etkinliğini ona rehber edeceksiniz. Hatta burada bir gösterim ya da gösterip yaptırma ifadesi karşımıza da gelebilir. Ne demek istiyoruz peki burada? Kastettiğimiz nokta nedir? Bir öğretmen deney yaptıracaksa önce öğrencilerine bunun düzeneğinin nasıl kurulacağını kendisi aşama aşama önlerinde açıklayarak yapmalıdır. Çünkü çocuk malzemeleri önüne koyduk, hadi bakalım kendin yap demek çok sağlıklı olmayacaktır. Kendi üniversite yıllarınızdan da deney etkinliklerini hatırlarsanız öğretmenler öncesinde bir gösterirdi deneyin nasıl yapılacağını, sonra sana yaptırıyordu. Bu da deneyin verimli adına gereklilik zaten. Çocuk kendisi bu deney düzenini kuramaz. Senin yaptığın şekilde o da kuracak ve buradan test edecek değişkenler. Acaba işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Deneyin sonrasında ise muhakkak o deneyin bir değerlendirmesi yapılmalı. Bakın, o deneyle ilgili sonuçları tartışmanız gerekiyor öğrencilere. Hangi değişkende ne gibi sonuç elde ettiler? Bunun sonucunda ne gibi yorum yapabiliyorlar? Bunlara dikkat etmeliyiz. Yine eksik kaldıkları noktalar varsa öğretmen bunları tamamlamalı. Belki çocuklar deney esnasında çok sağlıklı bir etki oluşturamamıştır. Bir deney föyü ya da raporu hazırlanmalı ve bu raporun öğretmen tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bakın, çağdaş yaklaşım kapsamında da biz yeni programda öğretimle değerlendirmeyi bir arada yürütüyorduk. O yüzden bu raporları toplamak, deney bazında, süreç bazında her hafta bir deney raporu toplayarak bunu da yine bir portfolyoya dahil etmemiz gerekecek. Bir soru kalıbı da bu etkinliğin sonunda göreceğiz, dersin sonunda daha doğrusu. Portfolyo diye bir şeyden bahsedeceğiz. Oraya da biz bu raporları ekliyoruz değerlendirmelerine. Yine laboratuvar veya etkinlik alanı temiz bırakılarak etkinlik terk edilmeli. Soru tipi nasıl gelir buradan? Daha önce başka branşlarda sormuştur. Anadolu ve Fen Liselerinin öğretmen seçiminde sormuştur. Bize de sorabilir yine burada. Paralel sınavlardır bize. Diyor ki, bir fizik öğretmenin deney etkinliğinden yararlanacağı öğretim sürecinin öncesinde aşağıdakilerden özellikle hangisini yapmalıdır diyor bakın. Öncesinde yapması gerektiği bir ifadeyi kullanıyor. İşte seçenekler vermiş bize. Ama bunlar arasında hayati öneme sahip olan biri, güvenlik önlemleri alınmalı diyoruz değerli öğretmenlerim. Biraz önce de bunu vurguladım. Bakın, deney öncesi demiş. Öğretim sürecinin öncesinde, yani deney etkinliğini yapacağında öncesinde ne yapacak? Güvenlik önlemleri. İlk kez kullanıcı araçların tanıtılması, yani tüm öğrencilerin katılımını sağlaması, rehberlik etmesi bizim için süreçte yapacağı beceriler şunlar. Ardından değerlendirme. Şıklarla hedefler olsaydı olmaz zaten. O yüzden yazmadık Semih Hocam. Çünkü cevaba gidebilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım, tamam mı? O yüzden çaldırıcı olarak yazmıyoruz ama güvenlik önlemleri de bizim için önemli bir kriter. Her zaman kriterimiz hedeftir. Çıkış noktamız tabii ki hedef, her süreçte olduğu gibi. Bunu sadece alan öğretimi olarak da düşünmeyin. Genelde eğitim bilimlerinde hedef ilk çıkış noktan, deney faaliyetine yönelme sebebimiz zaten hedef. Ama güvenlik önlemleri deneyde önemli. Eğer gündemden takip ediyorsanız ben böyle bir sorunun da gelebileceğini düşünüyorum, size yoklanabilir. Son zamanlarda işte gözünü kaybetti bir çocuk İstanbul'daki deneyde. Sınıfın biri sızdı, zehirli gazdan dolayı sınıfta çıkan. Sızdılar, sınıf haline sızmışlar, zehirlenmişler yani gazdan. Böyle etkinlikler oldu, o yüzden böyle bir soru da dokundurabilirler güncelle ilişkilendirip. Şimdi tabii güvenlik derken güvenlikte nelere dikkat etmek lazım? Bunlara da dikkat edeceğiz. Bakın, bu bilgi de yine fizik öğretim kaynaklarında yer alan bir bilgidir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Öğretmen güvenlik önlemleri almalı diyoruz. Buna bas bas vurgu yapıyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? Öğrencilerle iletişim kurmak en temeli. Onlara sağlıklı bilgiler aktarmak. Planlı hareket çok önemli. Öğretmen önceden planla. Mesela sınıfa materyal getirdi öğretmen. Öyle kara düzen şekilde kendisi yapsın, öyle bir düzenleme yok. En başta da söyledim. Planlama yapacaksın. Yerini, zamanını, materyalini önceden ayarlayacaksın. Yine güvenli hareket, zaten bunu vurguladık. Şu önemli bir kriter. Laboratuvar kullanma yönergesi. Öğrencilere dağıtılabilir rahatlıkla. Öğrencilere işte laboratuvar kullanılırken ne yapılacağı kademe kademe işte denir ki, deneyin amacı kontrol edilecek. Malzemeler üzerindeki uyarı işaretleri dikkate alınacak. Malzemeler masanın üzerinde kullanıldıktan sonra geri kaldırılacak. İşte uyarı işaretlerine uygun şekilde malzemelere yaklaşılacak ve etkinlik yapılacak gibi çocukların laboratuvarı güvenli şekilde kullanmasını sağlayacak bir yönerge hazırlanmalıdır.
Tabii ki kontrol listesi oluşturulmalı öğrencilerin sağlıklı deney yapmaları için. Mesela bunu rahatlıkla bir kondansatör deneyinden ben size örnek verebilirim. Kondansatörü biliyoruz, anlık akım yükleyen bir araç. 500 volta kadar yükleyen akımlar var anlık kondansatörlerde. Bir deney esnasında, deney dedik ya, sonrasında laboratuvar toplayıp çıkacağız. Orada iletken uçlarını ben gördüm. Bir an önce toplayayım da çıkayım dedim laboratuvardan. Tabii hızlı çıkmamın telaşıyla kondansatörün dolumun boş olduğunu kontrol etmedim. Kontrol etmeden iki kabloyu tuttuğum gibi anlık akım benim üzerime boşalttı bir anda. Bu riskli. Tamam, belki sürekli akım vermiyor şehir gerilimi gibi ama o anlık akım kalbinin durmasına bile sebep olabilirdi. Nedir? Bu da sıkıntılı bir nokta olabilir. İletişim kurmaktan kasıt çocuklarla diyalog halinde sürekli bir çift yönlü iletişim. Yani dönüt verme, çocuklara uyarma, çocuklara gerekli bilgi açıklamalar yapma. Bunu kastediyorum iletişim kurmakta. Dikkat edeceğiz o yüzden kontrol listesine mesela. Ondan sonra bir kontrol listesi çıkarttı hocamız. Ne yapıyor da? Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Kondansatör boşalmadan iletken uçları toplanmayacak gibi. Çocuklarla bunları oluşturabilirsiniz. Tamamı güvenliğe dayalı şeyler. Dikkat edeceğiz buna da. Ne benim dediğim, yok benim dediğim güvenli hareket olmuyor. Benimki güvensiz hareket oluyor. Kondansatörü boşalmadan kabloları toplamak güvensiz bir hareket oluyor. Yok, bu giriyor. Giriyor. Bu giriyor hocam. Evet, şimdi bundan gelelim. Kimya öğretmenliğinde hocamın dediği gibi sordu daha önce. Kimyasal tehlike uyarı işaretleri. Bu aslında çıkartabileceğiniz, çok zorlanacağınız şeyler değil diye tahmin ediyorum. Mesela alev görüyorsunuz. Şurada bir alev sembolü görüyorsunuz. Şiddetli alev alıcı. Bunun içeriğini size çok sormaz ama kıvılcım çıkartma derecesi 21 derecedir. Bu kimyasalların, bunu gördüğünde madde alev, yani kıvılcım çıkartmaktadır. Böyle bir alev gördüğünde bu şiddetli alev alıcı manasına geliyor. Birazdan da soruyu göreceksiniz zaten. Sembolü verip bu ne manaya gelmektedir diye soracaktır. Çünkü deneylerde kullanıyorsunuz. Eğer bu alevin yanında bir artı görüyorsanız, yani bir ekleme var. Çok şiddetli alev alıcı, 0 derecede bile kıvılcım verebilen, hatta 35 derecede kaynayan bir kimyasal anlamına gelecek. O iki işareti zaten alevden çıkartırsınız diye tahmin ediyorum. Bakın, artı eklenen de çok şiddetli alev alıcı oluyor. Kimyasal maddeler üzerinde bu semboller yerleştirilecektir. Milli eğitimdeki laboratuvarlara girdiğinizde göreceksiniz. Evet, Semih hocam da güzel bir anekdot verdi. Fire'ın, İngilizce fire'ın S'si olsa gerek dedi. Tebrik ediyoruz bu katkısından dolayı kendisinde. Evet, devam ettiğimizde değerli öğretmenlerim, çarpı işareti görüyorsanız eğer ve burada bir XN sembolü varsa değerli öğretmenlerim, zararlı madde solunduğunda, yutulduğunda ne yapabilir? İnsan biyolojisine olumsuz veya deriye temas ettiğinde değerli öğretmenlerim ne olabilir? Bu insanı olumsuz etkileyebilecek bir madde anlamına geliyor. XN şeklinde bir çarpı sembolü. İnsan vücuduyla temas ettirmenin, çocukların çıplak yerleri tutmasını ya da solumasını, havalandırmanın iyi olmasını orada sağlayın diyor. XI varsa ise çarpının üzerinde, tahriş edici madde. Yani bu değer değmez hemen insanın derisinde hasarlara yol açabilecek bir madde. Bazı ne bileyim asitler gibi ya da bir sıvı azot gibi tahriş edici madde olarak da ifade edilebilir. Bunun üzerine de bu alacaktır. Zaten deneylerden de hatırlarsanız sıvı azotun üzerinde bu sembolü görebiliyoruz. Devam ettiğimizde çıkmış sorusu buydu. Birazdan da göreceksiniz. Şu şekilde bir O harfine benzeyen bir yapı olup etrafında alev varsa oksitleyici manasına geliyor. Yine şöyle bir patlama sembolü görüyorsunuz. Bakın, dediğim gibi bunlar sembollerden, çıkartabilecek resimlerden. Şöyle bir patlama işareti görüyorsanız patlayıcı, ısı almasıyla birlikte patlayabilecek bir yapı oluşturan maddelerde yer alıyor. Yine bir kuru kafa gördüğümüzde zehirli bir madde olduğunu görüyorsunuz. Artı varsa yine bir plus gibi bir işaret gördüğümüzde bu da çok zehirli manasına geliyor. Burada tabii önlem olarak ne yapılacak? İnsan vücuduyla temas edildiğinde veya hemen bir yutulma, solunma anında hemen tıbbi müdahalenin yapılması gerekir gibi bir ifade kullanabilir. Yani şöyle bir soru kalıbı da yapabilir. Şöyle bir sembol koyar soruya. Bu sembolün yer aldığı şişedeki maddenin öğrenci tarafından yutulduğunu gören bir öğretmen ne yapmalı? Hemen tıbbi müdahale uygulamalıdır ifadesi kullanılabilir. Yine şöyle bir balık, ağaç gibi yapılar gördüğümüzde yine Semih hocama bir nazire yapalım. Natural'dan geliyor olsa gerek bu da. Çevre için tehlike manasına gelen bir kimyasal olduğunu gösteriyor burada da. Yine aşındırıcı diyor. Bakın, damlaların indiği yerde şöyle bir aşındırma oluşturuyorsa bu da aşındırıcı bir madde anlamına gelecektir. Sembolleri de kullanabileceğini tahmin ediyoruz 2 yıldır. Bu sene de gelebilir. Çünkü deney uygulaması bizde de var.
Bir çıkmış soru bazında baktığımızda nasıl soruyor? Soru kalıbını görmek adım anlamında. Laboratuvarda kullanılan bir kimyasal madde şişesinin üzerinde sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın O harfine benzeyen bir yapı etrafı alev şeklinde düzenlenmiş. Oksitleyici ifadesini kullanmış. Kimya öğretmenliğinde gelen bir soruydu. 2013 yılı kimya öğretmenliği sorusuydu. Ama dediğim gibi fen branşlarına gelen herhangi bir soru bizim için de soru değeri taşımaktadır. Evet, bunlar kimyasal maddelerin üzerindeki sembollerdi. Şimdi de sizlerle laboratuvar güvenlik sembolleri. Laboratuvar güvenlik sembolleri ise ortamda duvarlara, masalara asılarak öğrencilerin nasıl bir tedbir alması gerektiğini ifade eden yapıdır laboratuvar güvenlik sembolleri. Elbisenin güvenliği dediğimizde çocuklar mesela duvarda laboratuvar ortamına girdiklerinde şöyle bir sembol görüyorlarsa, bakın bir önlük gibi bir sembol varsa bizim için bu şu manaya geliyor. Çocukların yaptıkları deney ya da uğraşacakları malzemeler elbiselerinde ne olabilir? Zarara yol açabilir. Çocuklar buna uygun bir tedbir almalı, mümkünse bir önlük giymeli manasına gelecektir. Yine şöyle bir alev işaretinin üzerinde çarpı, yani bir slash çekiliyorsa bu patlamaya sebep olabilecek alev kullanılıyor. Yani yüksek patlama, tüp alevi gibi düşünebilirsiniz bunu. Tüp gazı gibi patlamaya sebep olabilecek alev ifadesi. Çocuklar dikkat etmeli buna da. Şöyle bir çubuğun üzerinden dumanlar çıkıyormuş gibi bir sembol görürsek, bu da yapacağımız deneydeki kimyevi maddelerin tepkimesi sonucunda zehirli gazların ortaya çıkabileceğini söylüyor. Yine eldiven sembolünü görüyorsa çocuklar, bakın yine isminden çıkacak şeyler aslında, çok zorlanacağınız noktalar değil. Çocukların eldiven kullanması gerektiği anlamına gelir. Cilde zarar verecektir demek ki. Ya da şöyle bir priz veya fiş sembolü gördüğümüzde elektrik güvenliği, çocuklar elektrikli aletler kullanacaktır. Tedbirli davranmaları gerekir. Bu üzerinde slash olmayan alev ise yangın. Yani açık alev kullanılıyor. İspirit ocağı gibi yangına yol açabilir. Çocuklar buna göre tedbirini almalıdır. Devam ettiğimizde göz güvenliği için bir gözlük. Bakın yine sembolden çıkar dediğimiz gibi sembol olarak burada bir gözlük verilmiş. Gözlükten çocukların bir gözlük kullanması gerektiği, belki bir kıvılcım, belki gözü tahriş edebilecek bir kimyevi kullanılıyordur. Yine şöyle bir satır gibi yapı varsa kesici cisimler kullanılıyor. Çocuklar buna göre bir tedbir almalı. Tabii öğretmen de burada tedbir almalı. Yine bu şekilde bir bitki kökleri gibi, bakın çarpı işareti oluşturulmuşsa, evrensel bir işaretlendirme bu da zaten. Çocuklar mantar türleri veya tek hücreli canlılar bizde çok belki kullanılamayacak şeyler ama belli olmaz. Aynı konu grubunda yer aldığı için sorabilir. Biyolojik tehlike oluşturabilecek biyolojik bir yapıyla çalışılıyor manasına gelebiliyor. Yine şöyle bir eldiven işareti varsa, bakın bu çocuğun eldiven kullanmasını gerektiriyor. Çünkü ne var? Isı, sıcak bir şey ifade. Evet, 2014 yılına gelen sorularda vardı hocam. Yine şöyle bir şişeden bir madde dökülüyormuş gibi, fırın eldiveni gibi, aynı Semih hocam. Yine siz, yine enteresan bir analoji geldi karşımıza. Semih hocam gün geçmiyor ki bir analoji daha kurmasın. Şöyle bir şişeden bir kimyevi madde dökülüyorsa kimyasal madde kullanılıyor. Çocuklar buna göre tedbirlerini almalıdır ifadesi karşımıza gelmekte. Radyoaktif sembolünü zaten hatırlarsınız. Böyle bir evet, Ayten hocam da enteresan bir yaklaşım. Zaten fizikçi gruptan da normal bir hareket beklemiyorduk. Böyle şeyler yapmaları gayet olası diye düşünüyoruz. Değil mi yani? Gayet olası. Atanlarınızı çok çok duyacaksınız zaten. Soracaklar. Ya hocam fizikçiler biraz sıyrık oluyormuş falan diye, değil mi? Böyle sorular. Sormuyorlar mı arkadaşlar? Yani branştaşız burada. Yani ben size söylüyorum, kendime de geliyor laf yani. Başkasına gitmiyor burada. Öğrenciler muhtemel bunu soracaktır. Soruyorlar tabii ki de. Aynen öyle. Aynen öyle. Bak Leyla hocamdan da güzel bir bilgi geldi. Hocam dedi, eğitimini aldık ama dedi sadece dedi kek yaparken kullanabildik dedi. O da acınası eğitim sistemimizin bir yansıması olsa gerek. Yolda yürüyüş yaparken beyin işiyor. Öyle sorular geliyor ki. Bak Semih hocam, sana kesin geliyordur. Yani sen yürürken bayağı bir bilgi geçse bağlıyorsun diye tahmin ediyorum. Evet. Radyoaktif madde işaretini zaten tanırsınız sizler de, dediğim gibi. Böyle bir radyoaktif işareti varsa böyle bir maddeyle deney yapılacaktır. Çok milletin radyoaktif maddeyi vermezler size. Mazarla başlarını iş çıkartırsınız ama olsun, bilmekte fayda var, sorusu gelebilir. Bitki güvenliği zehirli ve dikenli bitkilerle çalışıyor. Bu da bizde çok gelebilecek bir nokta görmüyoruz ama şöyle bir yeşil bitki görürsek bitki güvenliği anlamına geldiğini anlayalım. Hayvan güvenliği, özellikle biyolojicilerde hayvan kullanımı daha fazla.
İşte bir kurbağa incelemesi ya da bir turtle, bir solucan üzerine inceleme yaparken bu güvenliği de hem öğrencinin kendisini koruması gerektiği hem de hayvanı koruması gerektiği anlamına geliyor. Yine şöyle bir sembol varsa bakın, yangın, bu Amerikan filmlerinde olur ya, yangın şadırvanı gibi bir sembol, üzerine de bir slash atmış. Bu tasarruflu kullanım. Bazı maddelerin çok kullanılması doğru olmayabilir. Civa gibi ya da farklı maddeler gibi. Bunları öğrencilerin tasarruflu ve gerektiği kadar kullanması gerektiğini vuruluyor. Zehirli madde, kimyasal madde uyarı işaretlerini de görmüştük. Yine bir kuru kafa varsa zehirli madde manasına geldiğini görüyoruz. Şöyle bir beher glass üzerine çatlak olduğunda da kırılabilir cam uyarısı karşımıza gelecektir diyoruz. Evet, bu şekilde ifade ettik değerli öğretmenlerim. Laboratuvar güvenliği için siz bunları dikkate almak durumundasınız. Dikkat edeceksiniz bunlara. Şimdi yine önceki yıllarda önemli bir soru kalıbı karşımıza geldi. Bilimsel bilgi dediğimiz bir yapı var. Bilimsel bilgiden soru geliyor. Tahmin ediyorum siz de daha önceden üniversite yıllarınızda böyle tartışmalar yapmışsınızdır, bilimsel bilgi nedir değildir diye. Teori ve yasa arasında bir fark var mıdır, yok mudur? Yani internette bile bazen görüyoruz, yıllık fizik hocaları şunu diyebiliyor: teori zamanla kanuna dönüşür diyebiliyor ne yazık ki. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Çok yaygın bir kavram yanılgısı olarak da karşımıza çıkıyor. Önceki yıllarda da yokladılar değerli öğretmenlerim. O yüzden buna da dikkat etmemiz de gerekiyor. Tabii sana şunu sormayacaktır, böyle düşünme, şu teori midir, kanun mudur diye sormaz da teori kanun arasındaki ilişkiyi sorabilir. Yine bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? Bunları da soracaktır. Bilimsel bilgiyi birçok alanda incelediğimizde şunları görüyoruz. Bilimsel bilgi, bilimsel araştırmalarla desteklenen, çeşitli hipotezler sonucunda elde edilen, verilerle desteklenmiş, bilimsel yöntemler ışığında gözleme, deneye dayalı bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Tarafsızlığı olan, objektif olan, insanların din gibi, siyaset gibi öznel yargılarını işin içine katmadığı bilgilerdir. O yüzden burada belli başlı özellikleri de var. Onlara dikkat almak gerekir. Gözlenebilir olgular. Olgu meydana geliş aslında. Yani burada dünyada meydana gelen durumlar olgu bizim için. Doğayla, doğanın, tabiatın yapısıyla, evrenin varlığıyla ilgileniyor bilimsel bilgi. O yüzden tabii bu evrenin meydana getirdiği olgularla da ilgilenecek. Gözlenebilir olguları ele alır derken bunu kastediyor. Yine bilimsel yöntem varsa şu ifadeyi unutmayın. Muhakkak var. Neden sonuç ilişkileri kurar bilim? Bu bir gerekliliktir. Yine mantıksaldır diyor bakın. Bilimsel bilgiler birbiriyle çelişmemeli. Yani burada bir bilgi elde etmişsin. Başka noktada bulduğun bir bilgi burada ne yapmamalı? Birbiriyle çelişirse bu mantıksal olarak da bir bilim hatası karşımıza çıkartır. Bilim genellemeler yapar diyor. Tek tek her şeyi açıklamaktan değil de durumdaki her şey. Mesela ayla dünya arasındaki çekimi değil de genel evrendeki gezegenler arasındaki çekimi açıklamışlardır. Bilim böyle bir genelleme yapar bizim için. Objektiftir, nesneldir diyoruz. Tabii öyle şeyler de var hocam. Bilim objektiftir ifadesi karşımıza geliyor. Nesneldir. Biraz önce de söyledik. Kişilerin din gibi, siyaset gibi, öznel görüşleri gibi durumlar değil de verilerle destekleyebilecekleri yapıları dikkate alır. Eleştiricidir diyoruz. Sorgulayıcıdır diyoruz. Bunu zaten sen de biliyorsun. Bilim insanı Sokrates'ten beri gelmektedir bu. Bilim insanı sürekli sorgulamaktadır. Sorgulayacaktır da zaten. Hiçbir şeyin kesin ne yapmayacaktır? Doğruluğunu kabul etmeyecektir. Bilimsel bilgi, bilimsel yöntemle ulaşılan bilgidir dedik zaten, bu ifadeyi de kullandık. Devam ettiğimizde sorularda gelen önemli bir kriter, bilimsel teori karşımıza geliyor değerli öğretmenlerim. Şimdi teori, yasa yani kanun, birazdan onları göreceğiz. Bilimsel teori diyebilir, kuram da diyebilir buna. Bakın kuram ifadesini de kullanabilir. Teori ne? Darwin'in evrim teorisi var. Yine birçok teori, atom teorisinde görüyoruz biz. Yine Big Bang, büyük patlama teorisi var. Birçok teoriden bahsedebiliyoruz. Teori, biz insanların doğada meydana gelen doğanın olaylarına ilişkin yaptığımız açıklamalardır, teoriler. Genellikle ilişkisel durumları ortaya koyduğumuz tutarlı açıklamalar, tabi bilimsel verilerle de desteklediğimiz. Çünkü bilimsel teori de bir bilimsel bilgidir bizim adımıza. O yüzden bilimsel verilerle desteklenmelidir. İnsanların doğa olaylarına ilişkin, doğada meydana gelen olgulara ilişkin yaptıkları açıklamaları biz teori diyoruz. Mesela evrim teorisinde Darwin ne yapmıştır? İnsanın nasıl dünyaya geldiğini, nasıl bugünkü formunu kazandığını bir teoriyle, bir fikirle ortaya atmıştır. Böyle bir şey vardır diye. Yine bunun yanında Big Bang teorisi, evrenin nasıl var olduğuna dair insanlar bir teori, bir açıklama yapmıştır. Böyle var olmuştur diyebilmişlerdir. Yine atom teorisi, Rutherford'dan tut diğerlerine kadar, bu adamlar ne yapmıştır?
atomun yapısının, atomun yapısını gören yoktur dünyada. Kimse görmemiştir. Sadece çeşitli deneyler yapılmıştır. Ama atom yapısına ilişkin birçok teori ortaya atılmıştır. Üzümlü kek şeklinde düşünenler de olmuştur teorilerinde. Ya da merkezde bir çekirdek var, etrafında yörüngelerde ilerleyen elektronlar var şeklinde açıklamalar yapanlar da olmuştur. Bakın bunların hepsi insanoğlunun doğada meydana gelen olgulara ilişkin açıklamaları, yani bir teoridir. Ve bir teorinin hani doğruluğu yanlışlığını diyemezsin. Mesela Darwin bu konuda çok eleştirilir. Belki aranızda da böyle arkadaşlarımız vardır ama Darwin orada bir teori ortaya atıyor. Bilimsel insan tabii ki de sorgulayacak. Her şeyi sorgulayacak. Yani Darwin'in teorisi yanlıştır, doğrudur diyemezsin. Teorinin için böyle bir yapısı yok. Teori mantıklı açıklamalar yaptığı doğrultuda mantıklı ve değerli bir teoridir. Ama açıklamaları mantıksız olduğunda zaten ortaya atan bilim insanı tarafından da değersizliği görülmektedir. Hatta demiştir ki bazıları da, bu teoriyi ortaya attım ama geçerliğini ispat edemedim. Çok fazla tabii ki de bilimsel bilgilerle ne yapılacaktır? Desteklenmelidir bir bilimsel bilgi olduğu için. Yasa ise bizim açıklamaya çalıştığımız bu doğa olaylarının kendisidir aslında. Mesela kütle çekim yasası diyoruz. Şimdi kütleler birbirini çekiyor. Bu bir yasa. Doğada meydana gelen bir olay. Kendisine ben yasa diyorum. Doğada böyle bir yasa var. Kütleler belli aralarındaki mesafeye göre, açıklamış Newton bunu. Bu şekilde birbirini çekiyor. Böyle bir yasa var. Ama biz bu kütleler birbirini niye çekiyor diye acaba bir açıklama yapmaya çalışırsak, o zaman biz bir teori ortaya atmışızdır. Ama kütlelerin birbirini çekmesi, yani doğada meydana gelen bu olayın tarifi, bizim için bir yasadır. Ve genel bir yanılgı burada da şudur. Değerli öğretmenlerim, kanunlar asla değişmez diye bir şey yok. Zaten bilimsel bilginin özelliğinde de bu var. Kanun değişebilir. Aksi ispatlandığı takdirde her şey değişebilir. Yani bir bilim insanı, bilimsel bilgi arayan kişi de bu bakış açısıyla yaklaşmalı. Ve nasıl bilimsel bilginin özelliğinde değişebileceği, sorgulanabileceği, eleştirilebileceği yer alıyorsa, bilimsel bir bilgi olan yasa da burada değişebilir diye karşımıza çıkıyor. Değişmez diye bir bilgi hatalıdır bizim için. Şimdi burada tabii şöyle bir ilişki vardır. Teori ile kanun arasında bir ilişki. Birçok bilim adamı da bunu söyleyebiliyor. Böyle bir yanılgı var. Birçok fizik öğretmeninde de görüyoruz bu yanılgıyı. Hatta üniversiteye gidene kadar, hocalarımız düzeltene kadar belki bizde de vardı. Teori kanuna dönüşür mü? Dönüşmez ki. Zaten aynı şey değil. Kanun, doğa, tabiatın meydana getirdiği kural, kanun. Benim teorim ise onu açıklamaya çalıştığım bir bilgi türü. Yani ikisinin birbirine benzeyecek bir, yani dönüşecek bir yapısı yok. O yüzden böyle bir ifademiz varsa bunu hatalı diyoruz. Teori zamanla kanuna döner diye bir ifade yok. Veya kanun daha üstündür, teori daha üstündür diye de bir bilgi yok. İkisi bir bilimsel bilgi türüdür. İkisi de bilimsel desteklidir ama birbirlerinden farklı şeylerdir diyoruz burada. Mesela buna, hani teorinin kanuna dönüşüp dönüşmediğine ya da kanunların teorilerden daha üstün olup olmadığına bir örnek Newton'la çok güzel geliyor. Newton, matematiğin sırları ve doğanın felsefesi diye değerli öğretmenlerim ne demiştir? Bir kitap oluşturmuştur. Orada şunu söylüyor. Ben kütle çekim yasasını oluşturdum diyor. Bu yasayı ortaya çıkarttım diyor. Ve bunu kütleler arasındaki mesafeden değerli öğretmenlerim ben açıklayabiliyorum diyor. Mesafenin değişmesine göre kütle çekiminde değişkenlik gösterdiğini bir yasa olarak ortaya çıkarttım diyor. Ama bakın ne yapmış? Yasa dedik ki doğada meydana gelen olayları açıklar. Newton burada sadece olayın meydana gelişini açıklamış. Demiş ki böyle bir doğa olayı var, böyle bir kanun var. Aralarındaki uzaklığa göre kütleler birbirlerine çekim kuvveti uyguluyor demiş. Ve sonrasında demiş ki ben hiçbir zaman bir çekim teorisi diye bir şey ortaya atamadım. Çünkü evet, maddeler arasında böyle bir çekim yasası olduğunu bulabildim. Ama bunun neden meydana geldiğini açıklayamadım. Eğer böyle bir şeyin neden olduğunu açıklayabilseydim bir teorim olabilirdi diyor. Eğer biz de hemen burada şuna geleceğiz. Madem teoriler kanunlara dönüşüyor, kanunlar teorilerden oluşuyor diye bir yanılgı var. Eğer bu yanılgıyı ortaya atanlar için söyleyelim, doğru olsaydı bu, Newton çekim yasasını bulmadan önce bir çekim teorisi bulmak zorundaydı. Ki öyle bir şeyin de olmadığını kendi kitabından da görüyoruz Newton'un. Adam resmen bunu diyor zaten. Evet, kütle arasında, yer çekiminde de gezegenler arasında bir çekim görebiliyorum. Mesafeyle değişkenlik gösteren bir çekim yasası buldum. Ama bunun neden ortaya çıktığını açıklayacak bir teorim, kuramım yoktur benim demiştir. O yüzden unutmuyorsun bak, teori ve yasa, kanun aynı şey değil. Kanun doğa olaylarının meydana gelişi, yasalar yani. Teori ise bizim onları açıklamaya ilişkin, mesela evrim teorisi gibi insanın oluşunu bizim açıklamaya çalışmamız gibi bir yapı. İkisi birbirine dönüşmez.
yeterli veriyle desteklendiğinde teori kanuna falan dönüşmez. Genellikle teoriler daha kapsamlıdır. Mesela elektromanyetik teori oldukça kapsamlı bir teoridir. Bunu da ifade edebiliyoruz biz. Önceki yıllarda sorusu da geldi. Evet, barındırabilir. Hatta bir hocamız bizim şöyle benzetmiş. Teori bir apartmansa, teori apartmansa kanunlarda odalara benzetilebilir. Ayten hocam da aynı ilişkiyi yaptı. Benim de bir Şebnem hocam vardı üniversitede. O da böyle bir benzetme yapmıştı. Bu alanda kendisi de uzman derecede bir eğitim yapmış, makaleleri vardır. Teori ve kanunu öyle bir analojiyle anlatmıştı bize. Arkadaşlar, teori bir binaysa ancak kanun bunun odaları olabilir demişti. Çünkü teori aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Teori burada insanın ufkunu açan bir yapı. Herkes Darwin'e kızıyor. Yani niye onu örnek veriyorum? Çünkü biz bilim yönü olan insanlarız. Fizik mezunuyuz. O yüzden bu bakış açısına insanlar gibi duygusal yönden bakmayacağız. Biz nesnel bakacağız bu olaya. Darwin şunu yapıyor. Adam bir teori ortaya atıyor. Ya bu insan nasıl oluşmuş olabilir diyor. Ve Darwin'in bazı yazmalarında şuna ulaştığını da görürüz. Adam diyor ki bu kadar muazzam bir düzen diyor. Doğada diyor tanrısız olamaz. Yani o şekilde bu ifadeyi de karşımıza çıkartmış. O yüzden teori kötü bir şey değil. Teori ortaya atacağız ki bilim ilerleyecek. Bir hipotez gibi düşün bunu. Yani bir araştıracağım bir soru gibi. Ufuk açma yapısı gibi düşün. Teoriyi ortaya atmış. Darwin teori atıyor. Yıllarca araştırmış adam. Yoksa nasıl araştıracak teorisi olmasa. Ve dediğim gibi Darwin bu evrim teorisinde sona doğru yaklaştığında, ömrünün sonuna doğru yaklaştığında yazmalarında şunu diyor. Bu kadar mükemmel bir düzen tanrısız gerçekleştirilemez diyor yani. Bunun da varlığına erişmiş bir adam. Zaten ruhban okulundan çıkma biridir. Ama insanlar hemen ne diyor? Vay Allahsız, vay kitapsız, vay dinsiz diye hemen başlıyorlar. Bilimin işi bu değil ki. Bilimin işi kimsenin göz önünde Tanrı'nın varlığını inkar etmek değil. Burada yapılan başka bir şey. Nesnel bir varlık. Burada insan bir nesnel yaklaşıyor oluyor. O yüzden böyle yaklaşmamız gerekir bizim de. Çıkmış soru nasıl geldi? Son şunu da hatırlatalım. Zaten bunu söz olarak açıkladım. Ben yasalarla teoriler mutlaka deneysel desteğe sahip olmalı dedik. Bilimsel yöntemler elde edilmiş olmalı. Yine bilimsel teori asla yasaya dönüşmez dedik. Kanun teoriden daha üstün bir şeydir gibi veya teori kanundan daha üstündür gibi bir şey söylemedik. Sadece teorinin daha kapsamlı bir yapı, daha çok genelleme içinde barındırabileceğini söyledik. Peki sorumuz nasıl geldi? Bu direkt fizik öğretmenliğinin 2013 sorusuydu gelen. Teori ve kanunla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Teoriler içerik olarak kanunlara kıyasla daha kapsamlı olabilir mi demiştik. Evet, olabilir. Kanunlar mutlak ve değişmez doğrular içerir. Böyle bir şey değerli öğretmenlerim söyleyemiyoruz. Kanun da değişebilir elbette aksi ispatlandığı sürece. Teoriler yeterince bilimsel verilerle desteklendiğinde kanuna dönüşür. Böyle bir şeyi de biz ne yapamıyoruz değerli öğretmenlerim söyleyemiyoruz dedik. Doğru cevabımız o sene geldi. A seçeneği. Şimdi bu soru güzel bir soru. Birçok yanılgı vardır bu konuda. Öğretmen de bu yönüyle güzel bir soruyla karşılaşmış oldu. Bakın birçok atandığınızda da görürsünüz. Bu ifadeleri doğru zanneden birçok milli eğitim öğretmeniyle karşılaşırsınız. Dikkat edin. Yine gelen bir soruydu bilimsel bilgiyle ama mantıken paragraf sorusuydu aslında. Şu paragrafı okuyan herkes bu soruyu cevaplayabilecektir diye tahmin ediyorum. Baktığımızda 20. yüzyılın başlarında Planck kuantum teorisinin oluşumuna öncülük eden fikirleri ortaya atarken Einstein de özel görelilik kuramını oluşturdu. Bu gelişmeler birkaç 10 yıl içinde atom fiziği, çekirdek fiziği, yoğun madde fiziği gibi alt alanlarda devam etti. Bu durum aşağıda verilen fizik bilgisinin doğasıyla ilgili ifadelerden hangisine bir örnektir diyor. Fizik bilgisi bazen birbirini destekleyerek gelişir demiş bakın. Paragraftan çıkarttığımız yorum bu bizim. Tabi diğerleri de yanlış ifadeler değil fizik bilgisine dair ama burada ne demiş? Bu gelişmeler birkaç 10 yıl içinde atom fiziği, çekirdek fiziği ve yoğun madde fiziği gibi alt alanlarda devam etti diyor. Birbirini destekleyecek şekilde gelişir ifadesini kullanıyoruz. Özellikle teori ile yasa arasındaki ifadeye dikkat edelim. Evet, fizikte modelleme konusuna geçtik. Bu da önemli bir soru kalıbı olarak karşımıza gelmekte. Bekliyoruz 2 yıldır ama sorulmadı henüz. Yine sorulabilecek. Evet hocam, bugün bitireceğim. Bu şekilde noktalayacağım. Ne yapayım, ara vaktimiz mi geldi? Onun için mi sordunuz? Verelim mi? Ara vaktimiz geldi. İstiyorsanız vereyim arayı. Ondan sonra devam edeyim. Ara vermeden nasıl bitirelim? Ahmet hocam daha konumuz var. Bence verelim. Ondan sonrasını blok yapıp bitirelim. Olur mu? Ötekinde arayı vermeyiz. Ondan sonra blok yapar diyor. Ahmet hocam sabaha kadar devam ediyor herhalde. Bir yandan ne yaptı? Yanına cipsi mipsi kolayı aldı herhalde. Yanına muhabbet de var.
Hiç öyle sıkılmıyor. Öyle bir durum var. Evet. Ha, yemeği ye derken ondan rahat diyorsun yani. Tamam hocam hadi yemeği yiyin. Önce fizyolojik ihtiyaçlar diyoruz. Evet. Biz araya alışık değiliz. Hocalarımız ölümüne yapıyor. Doğru. Hadi bir ara daha verelim 10 dakika sonra devam edelim.